Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Skull and Bones oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yelenciler, keyifli seyirler. Evet arkadaşlar, yeni bir gemi yapacağım. Seviye 3'lük bir gemi, Firebrand isminde. Barge gemisi. Küçük boyutta bir gemi. Ama arkasına da silah koyabileceğiz. Önünde, sağında, solunda ve arkasında silah olacak. 3 tane de mobilya ekleyebiliyoruz. Bunda 2 tane, bir tane daha ekstradan mobilya ekleyebileceğiz. O yüzden bunu yapıyorum. Şunu yapmıyorum. Bu biraz daha büyük gibi gözükse de boyutu olarak aynı gözüküyor. Hızı belki de farklı olabilir. Bakalım hemen. Yok, ikisinin de hızı 9 knot gözüküyor. Maksimumda 12 knot gözüküyor. Sadece kargosu galiba. Evet. 10.000 birim kadar daha fazla. Stamina 100 diyor. İkisi de aynı. Okey. Bunda arka tarafına herhangi bir şey koyamıyoruz. Silah koyamıyoruz ve canı da 25.000'e 27.000 bunda. Yani bunun canı da fazla. Daha fazla silah da koyulabiliyor. Yani bundan daha güçlü gibi geldi. O yüzden bunu yapmak istedim. Şimdi seçiyorum ve malzemelerim şu an mevcut olan malzemeler bunlar. Gerektirdikleri bunlar. Epey de toplamışım. O yüzden bundan bir tane yapıyorum hemen. Evet. Gemimiz hazır. Boyutu nasıl acaba? Yeni gemiye aktar abi her şeyi. Gidip bakalım mı gemimize acaba? Önce şurada bir şeyler yapabiliyorsak esnaflarımızda yapalım. Abi Calvary'nin 3. seviyesini yapabiliyormuşuz. Ondan yapmak istiyorum bir tane. Bakayım şurada başka şeyde bombardıman şeyde yapabiliyor. Ha, şu anda gemide top yok galiba. Toplarımızı ekleyelim, ondan sonra karşılaştırma yaparak yeni toplar üretmemiz gerekiyorsa üretiriz. Abi şunu koyabiliriz ya. Öndeki silahın hasarını %10 arttırıyor. Yani bizim en yüksek hasar veren bombardıman toplarımızın hasarını %10 arttırıyor. Çok güzel bir eşya, mobilya. Tamam abi, bu kadar yeterli. Şimdi gemimizin görüntüsünü ayarlayalım. Tamam, gemimizi bu şekilde ayarladık. Ayarladım daha doğrusu. İsim vermem gerekiyor gemiye. Buldum abi. İsmi Dalga Kıran olsun. Dalga Kıran. Tamam, şimdi her şeyi tamam. Okey. Seviye 5 ve seviye 6'ya çok yakınız bu arada. Geminin silahlarını geliştirerek seviyesini de artırabiliriz. Şimdi bunun için top geliştirmesi falan yapabiliyor muyum diye bakacağım. Your business is yours, but I hear very bad things about the Pirate King. Abi crowbar'ı yükseltiyorum, levyeyi. Bir de daha yükseltebiliyorum. Okay. Şu casting sand'i başka bir yerde de kullanmamız gerekiyordu galiba. Yani başka bir yerde de ihtiyacımız vardı. O yüzden öncelikle bir şeye gitmek istiyorum. Demirciye. Sanki demircide bir şey yaparken ihtiyacımız vardı ona diye hatırlıyorum. Heh, okey buldum abi. Şu Iron Husk zırhı için 2 tane casting sand gerekiyordu. 4 tane kalmış elimizde. Yani şundan da yapabiliyoruz bu arada. Layered Scales 3. seviye. Bu zırhın zırh delici toplara karşı dayanıklılığı var. Bunun ise patlayıcı toplara karşı dayanıklılığı var. Bizim üzerimizde olan hangisi acaba? Bizim üzerimizdeki olan şu galiba. Bunda batmaya ve
Zırh derici toplara karşı dayanıklılığı varmış %8. İkisinden de yapalım ya, deneyelim bence. İkisini de yapabiliyoruz çünkü. Tamam, şimdi top yapalım abi. Ama bakayım. Bu arkadaki toplardan daha yüksek seviyede bir topmuş. Yani yeşil gösterdiğine göre. Abi yapalım, çok fazla da bir şey kaybetmeyiz zaten. Karşılaştıralım. En fazla malzeme kaybederiz. Evet, şimdi bakalım hangisi daha iyi. Daha iyi gözüküyor. Reload süresi iyi çünkü. Şöyle karşılaştırabiliyor muyuz? Böyle karşılaştırabiliyoruz. Bunun hasarı bayağı iyiymiş. 1628 hasar veriyor. Ve 1 kilometreye kadar fırlatabiliyorsun. Yeniden doldurma süresi 9 saniye. Bunun 6 saniye. Bunun hem yanıcı hem delici özelliği falan da var. Bence bu daha iyi ya. Şu yeşil... Bu da yeşil göstermesi biraz insanı yanlış yönlendiriyor bence. Çünkü bunun ekstra bonus şeyleri de var, özellikleri de var yani. Ve şöyle baktığımızda çoğu şey kırmızı gözüküyor. Bu nasıl yeşil yani, anlamadım ki. Sadece daha hızlı yenileniyor diye ve daha seri bir şekilde ateş ediyor diye bunu tercih edemem yani şu an için. Fire Long Gun yapabiliyor muyuz? Ona bakacağım şimdi hemen. Fire Long Gun ikinci seviye yapmak için Blueprint'e ihtiyacımız varmış abi. Nerede ki bunun Blueprint'i acaba? Takip edelim bakalım. Kompanyi askerlerinde bulabiliyormuşuz Fort Louis'te. Fort Louis neredeydi abi? Bakalım hemen. Buradaymış. Gidip hemen satın alalım abi. Hızlı seyahat edebiliyoruz zaten oraya. Evet, tekrar geldim demirciye. Neredeydi bizim? Demir Cannon. Ha, bu yakın mesafe topuydu değil mi? Aynen. Bize şu lazım abi, aynen. He, şu anda da param mı yok? 1520 para olması lazımmış. Satamıyor muyum bu elemana peki? Şunu satalım abi. Carver'in 3 kullanmıyoruz zaten. Bunu denemek için almıştık. Şimdi tekrar deneyelim. Ne kadar gerektiriyordu? Lan 5 gümüşümüz yok ya. Ben hemen bir şey satıp parayı şey yapacağım. Tamam, zırhlardan birini sattım abi. Pardon. Zaten yeni zırh yapmıştık kendimize. Nerede? Şundan yapacaktım bir tane, aynen. Yapalım abi. Tamam, şimdi aklıma şöyle bir şey geldi. İlk önce zırhımızı değiştirelim abi. Yeni zırhımız gelmişti, onu ekleyelim. Tamam. Silah olarak da şu arkaya şu topları koymayı düşündüm. Aynen. Ve sağa sola da long gun koyayım dedim. İki tarafta da long gun'ın ikinci seviye topları var. Bak, seviye 6'ya da ulaştık. Harikayız abi. Şu an seviye 6'lık bir gemi olduk. Dalga kıran gemimiz. Şimdi biraz para kazanmam gerekiyor. Para kazandıktan sonra ana görevimize devam edeceğiz arkadaşlar. Hatta bakayım. Sadece teslim etme görevi ise buradayken görevimizi teslim edelim. Aynen. Teslim etmeymiş. Hemen gidip Scorlock'la konuşalım. Your stature grows ever more. Keep that fire burning. Evet. Hainlerle ilgili bilgiyi diyor. Paylaş. Paylaşalım abi.
long list of captains. Some of my best. Yet it covers only a fraction. More remain hidden. Karadek lays bait and the spineless oaf snap at it. I mean, there's no honor among thieves, but selling out to the French? They dig their own graves just to get a prettier tombstone. I'd bury the lot, but there won't be enough captains for the pirate round. Chulim will cut us off like a rotten limb. Diyor ki şimdi hainlerin hepsini öldüreceğiz. Bayağı da uzun bir liste diyor. Hepsini öldüreceğiz ama Karadek bu sefer bizi savunmasız yakalayacak. Yani kaptanlarımız, gemilerimiz olmadan yakalayacak. Biz de ona karşın ne diyeceğiz? Bütün hainleri öldüreyim diyorum. Onları şimdilik affet. Bu kalabalık bize iyi para kazandırıyor yani. Ayrıca fazla olmaları kaptanların iyi para kazandırıyor ama Fransızlara satıyorlar bizi. Bilgi sızdırıyorlar. O yüzden bence öldürelim diyelim. Korsan gibi düşünelim. Acımayalım. And we've helped kill the fucks. But that leaves us wide open for Karadek to swoop in. My port will burn. Karadek puts blade to my neck, while my own captain stab me in the back. Resist or not, they'll take it all. Glorious victory. That's what he wants. Karadek makes his name for slaying infamous pirate, earns favor, then rises to a cushy new post on the Atlantic. Got an idea floating about in my head. It washes everything clean. I'll tell it to you soon. Just need to smooth over some details. Biraz düşünmesi için zaman istiyor. Fair winds and a full hold. Tamam. Şimdi başka görevler, yan görevler yapacağız. Birkaç yan görev de aldım yeni. Onları yapabiliriz. Biraz para kazanmak için etrafta bir şeyler yağmalayabiliriz. Batık gemi olur işte. Atmayan gemi olur. Yüzen gemi olur. Efendim burada bu bölümün sonuna geliyoruz. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanalıma abone olup 500 abone hedefine destekte bulunursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.